Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün aklımda neler neler var. Neler neler. Diyorum ki millet çamur banyosu yapar, ne bileyim köpük banyosu yapar, ne bileyim süt banyosu yapar. Ama ben çamaşır banyosu yapıyorum. Etrafım şu an şu koltuktan bu koltuğa çamaşır dolu. İki posta. Onlara katlamam gerekiyor. Birazını yaptım böyle yapıp indiriyorum oraya. Sepet yanımda arkadaşlar ama sepet küçük. İçini dolduruyorum. İlk önce düzüyorum. Ondan sonra yerli yerince yerleştiriyorum ki yukarıda tekrar koymak kolay olsun. Bugün çok işim var. Her yer kıyafet ya. Yemin ederim gördünüz mü? Kamera bile dayanmadı. Kapandı. İnsanın midesi bulanır mı? Çamaşırdan benimki bulanıyor. Bu arada bu ayna dediğim gibi oraya geçecek. Yani ortada güzel duruyor ama orada olmayacak tabii ki. Çünkü oradaki kalorifer bozuk çıktı. O yüzden Ebru'yla görüşüyorum. Yeni bir tane getirttirmeye çalışacak. Çünkü 1,5 sene önce sipariş ettiğim için belki vermeyebilirler. Bilmiyorum yani. Kaynak da oluyor mu bilmiyorum. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden orası boş. Neyse arkadaşlar çok işim var bugün. Hiçbir şey yetiştiremiyorum. Yemin ederim saat çabuk o kadar çabuk geçiyor ki bakıyorum çocukları okuldan almam lazım. Bugün ustalar yok çünkü birkaç bahçe malzemesi sipariş verdik. Onların hepsi de pazartesi günü gelecekmiş. O yüzden şimdilik sanırım ara verdiler. Çünkü bugün yoklar bilmiyorum. Serhat'a sordum gelecekler mi diye. O da emin değil. Ben ama evin işini yapacağım. Evin işini göreceğim. Ondan sonra da öyle yani. Ay pardon kız kıyafetleri gösterdim size. Hadi görüşürüz şunları toplayayım. Çamaşırlar katlandı gördüğünüz gibi. Aslında iki sepete bile sığardı. Ve bu da dün akşam koca bir Babala TV izlendi. Sonuç bu arkadaşlar ben yapmadım ama Serhat yaptı. O yüzden şimdi toplayacağım yani. Bitirmiş mi dibini getirmiş mi? Yani dibini de az kalmış. Şimdi çamaşır bittiğine göre bunları yerleştireyim. Ortalığı bir toparlayayım. Çekinebilecek bir kıvama getireyim. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar sormayın. Demeyin ki bu mutfakta ne geziyor. Biri aseton, biri saç spreyi koltukları silmek için de. Neyse bu şimdilik burada kalsın. Onun da çok fazla bakıma ihtiyacı yok diye bayağı bürüydü. Ama altını bir temizlemem lazım yani. Arada bir bazen böyle sulu beze tozunu alıyorum. Ama şimdi artık bu kapı açıldı açıldı daha fazla toz çıkmaya başladı. Arkadaşım mutfağını yaptırıyor okuldan bir arkadaş. Bana dedi ki iki tercihi vardı. Mutfak şeyi için, salon mutfak seti için. Yani bu dolaplar, buzdolabı falan filan böyle gösterdi. Dedi ki ya çok açık bir krem vardı ya o modeli seçecek. Ya da siyah bir model vardı. Dedim siyahtan lütfen uzak dur dedim. Ha elinde beze dolaşmak istiyorsan o ayrı bir şey dedim. Ama ben yani her bulaşıkla ilgilendiğimde bir tozu alıyorum dedim yani. Dolap olsun, kettle olsun, tost makinesi olsun, televizyon olsun sürekli alıyorum dedim. Ondan sonra dedi o beni caydırmıştı dedi. O yüzden gri, açık krem miydi? Gri, çok açık bir krem. Onu tercih edecek yani beyaz. Öyle arkadaşlar. Şimdi ben bir kahve yapacağım. Duydunuz zaten. Kahvemi güzel güzel içim. Ondan sonra da yukarı geçeceğim artık. Yukarıda bir ilaçlayacağım. Tuvaleti, banyoyu ilaçlayacağım. Yatakları bir düzenlerim. Ondan sonra da işim bitti. Hazırlanırım. Bugün saçıma bir fön çekesim var ama yok da. Bilmiyorum. Dona 2'den bir diyor fön çek saçını diyor. O da benim bakımlı olmamı istiyor. Neyse o konulara girmeyeceğim. Çünkü yok. Dona da dedi işte saçını düz yap dedi ama yapmak istemiyorum. Donacığım öpüyorum seni. Sonra diyor evde ne yapıyorsun? Bak kız neler iş yaptım. Bir ton iş yapıyorum. Sonra diyor sen niye saçını başını yapmıyorsun? Nasıl yapayım kız? Cheers. Aç olmuş biraz daha. Kız bu makine de çok cimri ha süt vermiyor.
Sütü dolduran ben, vermeyen makina. Yay, coffee time. Bu arada şurayı düzenledim. Çünkü uyandığımda ne gördüm? Bakın bir ton iş yapıyorum, sonra çekmiyorum size bu arada. Bugün burayı düzenledim, sildim dolabın içini. Çünkü niye? Karıncalar basmış. Yemin ederim karınca gördüm birkaç tane. Burada normalde böyle balı falan da tutuyordum. Ondan sonra çıkardım bal kabını. Balın etrafında da yoktu karınca falan. Ondan sonra şey yaptım. Burayı düzenledim. Yerini değiştirdim ki karıncaların kafası karışsın. Hani normalde buradaydı ya. Buraya getirdim. Şu bunlar zaten hep böyle. Şunlar işte görüyorsunuz. Bunları altlı üstlü sildim. Bunun altını sildim. Ondan sonra çaylarımı yeniledim. Şöyle. Çay setlerimi yeniledim. Geri kalan şekeri falan, unu, yarım kalanları buranın içine koydum. Kapattım. Bu zaten kapalı. Böylelikle şurayı yeniledim. Temizledim. Bunların hepsi zaten dün kullandığım için yıkanmıştı hepsi. Bir güzel. Burada da sadece açılmamış bir tane un ve makarna var. Hiçbiri açılmamış. Böyle bunların hepsini bir su vurdum yerine falan, altına. Bilmiyorum, karıncalar bastı. O yüzden bakın bir tane burada var. Gördünüz mü? Gel. Gel. Bak bir tane daha var. Ne yapacağız bu karıncalar için? Yengemin evine de sürekli karınca basıyordu. Ama ben tam böyle yuvasını bulamadım. Yuvası var. Bak bir tane de burada var. Nereden çıkıyor bilmiyorum. Geçen sene öyle bir problem yaşamadım kızlar. İlk defa bu evde karınca görüyorum. Yani dün karpuz getirdim eve. Karpuz soydum. O yüzden mi acaba diye düşünüyorum. Anlamadım gitti ama ben bir süpürgeyi açayım yine. Karıncalar çok güzel arkadaşlar. Ama çok hızlılar. Kapıyı kapat aşkım. Kapat çocuğum kapıyı. Hi. Anne beni arar. Ne oldu aşkım? Diyor belin ağrır diyor. Arya yapma diyor. Elim ağrıdı Arya, bana yardım etsen. Kıza bak. Devran sana sarılmak istiyor. Ne bileyim çocuğum, kuzenim belki, o yüzden. Özlemiş olabilir mi acaba Devran? Aşkısı. Nerede benim prensesim? Selam. Hoş geldiniz. Baksana ne sıra. Ne oldu aşkım? Küstü sana. Anne, gel. Anne şunu alsana. Gel. Küstü sana. Niye? Sen çünkü ne şey yaptın. İçeri gittin diye. Ben içeri gitmedim ki, görmedim ki onu. Anne çocuğu herhalde okulda bırakacak halim yok ya. Herkes ayrı bir ter. Çocuğum. Gel. Rüzgar kapattı. No. Anne alacak Arya'yı. Sen gel çabuk. Gel kurban. Ben kızımı görmedim ki. Eline dikkat et. Gel. Dışarıda mı oynayacaksın? Evin içinde mi? Aferin çocuğum. Tamam, hemen bakalım. Bunlar hemen açalım. Tamam, çünkü çocuklar bütün okulu içeride veriyor. Tamam, sosunu hemen koy. Tamam. Hemen tarı doğru. Peynir mi var ki açayım? Hayır, açıp bekleyecektim. Peynir yağmaz, bir şey olmaz, hemen açarım. Açmasına bir şey mi var? Yok aşkım. Açmayı cümle. Bak hepsi. Hayır pizza yapıyorum şu an. Hemen. Levan. Sen açayım, bunlar hemen peynir var. Çünkü benim mantarı yaparım. Tamam. Levan. Allah Allah. Efendim?
O neyi buldu ya anne? Orada bir şeyler mi var ya? Gerçekten çok akıllı bir çocuğum var. Arya hiç dokunmadan geldi söylüyor. Şey... Arya Cengil'e kahve yaptı. Abur cubur atışları. Yanında bir şeyler. Sen azıcık şey koymadın mı? Ne? Az bir şey salça. Salça girmez artık. Az bir şey. Sırf domates girer mesela evet. Altına. Pizzalarda. Evet. Ama annem her şeye illa bir salça girmezse olmuyor. Az bir şey. Ay ne kadar güzel şeyler vardı. Hem Max'ın istersiz de hem Next Day'in ay. Bizim küçük okulam herhalde sizde kaldı. Evet anne. Ben hiçbir zaman kullanmadım. Bekliyorum. Ben de kullanıp kullanmamam değil. Ben o kaldı sevdim. Ne yapacağım? Kullanacağım mecburen. Ya elbisemin aldım. İyi geldin mi? Denedin mi? Denedim. Nasıl oldu? Gösterdim mi ben sana? Resmini gördüm. Buraya mı geldik? Kendi evine mi gittin? My house. Mm-hmm. I tried to be nice. I'm just gonna get one white heel. Valla döne de aldı elbisesini. Annem de aldı elbisesini. Yeah. Bir tek ben. Resmen. Benimki de Allah bilir. Bir şey diyorum. Niye annemkilerini niye denemedin? Daha görmedim ki annemkileri. Tam yukarıda. Zannetmiyorum ki annemkiler bana olsun. İstiyorsan ben devam edeyim sen git gel. Yok durun bazılarımızı söyle bundan sonra. Anneme bak. Çocuklar aç ama çabuk olsun diye. Kadın göstermek bile istemiyor elbisesini. Bak, sürpriz bak. Olsun diye yani. Gün bana şey yaptı. Denettirdi. Anneye olduğu gibi bana olmadı. Anneye çok güzel oldu. Ben de bayağı küçülüyüm ya. Senin üst tarafı olmaz, benim göbek tarafı olmaz. Benim üst taraf... Ya aman. Göbeğim çok, şuram çok tuhaf oldu. Biz şu an ikimiz aynı kiloyuz. Ha? Sen kaç kilosun? Valla tartılmadım ama herhalde bir 67-68 var. Ben dün sizde tartılınca işte 69 çıktım değil mi anne? Tam 70'di ama bir kilo eksilse 69 kiloydum. Çünkü kanatından sonra ben tartmıştım. Anne ben aldım kilo, ben 60'ı. Ben kilo, diyet yapmıyorum ki senin gibi. Şimdicik ben diyet mi yapayım? Bende şişkinlik var şişkinlik. Belki neyse vücudun belirli bir şişkinlik. Ben acaba 2 günlük o çay detoksunu mu yapsam? Ay Ezgi abla ya, ay. Ben yarın 3 gün o çay detoksunu yapayım. Evet Ezgi abla, bunlar hepsi boş iş. 3 kilo gider. Hayatına bak, geri gez. Valla bazen öyle düşünüyorum işte, ye, iç. Boş iş çünkü kilo. Yani kilo takması değil mi? Aşırı boş iş. Bir ara verirsin, bir ara alırsın. Aynen. Dönem dönem, değişiyor işte. Çok aşırıya kaçırmadığın sürece kilonu hep koruyabilirsin. Öyle işte. Anneme arayayım ya. Gittiler. Konuşamadım bile. Güzel şeyler aldı annem oğlan. Ay Ezgi abla bugün ilk defa gittim pantolon seçerken direkt 12'ye aldım dedim. 10 yüzü bana almayacak zaten. Gözler çıkardım yani. Direkt 12'ye aldım dedim. Hadi ya ben kıraç olursa sana olur. Ama insanın ilk başta nasıl soruna gidiyor? De tamam ben dedim bir arayayım bir sorayım ne yaptınız. He bana da dediler keşke gitmeselerdi.
Ezgi abla da dedi niye Esma teyze gitti diye. Demiş artık başka sefer anne. Tamam. Hadi öptüm. Ben de zaten yemek olmuyor. Şey oraya desek lezzet olmaz. Şey anne söylemeyse denemeye gittim. Tamam 10 beden giydiğimde önceden 10 beden giydiğimde tam üstüme otururdu ya. Hafif böyle tam üzerine olmasıyla dar gibi olur hani. Sıkar böyle ama tam olur. Sana yemin ederim 12 bana öyle oldu ve ne kadar zoruma gitti. Dedim belki biraz büyük olur. Git ki büyük olsun. Tam oldu. 12 beden. İşte. Ama verirsin sen çabuk verirsin. Ha tamam. Sanmıyorum Ezgi abla. Ha geceleri abur cubur kestik. Dün sadece bir, ilk defa yedik uzun süre sonra ama bayağıdır geceleri abur cuburu kestik. Sadece akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yemiyoruz falan. Ana. Ha. Abi baydı Alex. Alex'le ne yaptı yine o? He said me by the Alex like. Oh yeah look he's holding his leg and crying. Baba anne. Best Aria. She's trying. Hatırlıyor musunuz bunları? Ben de ne kadar yaradım. Anne benim kalan su. Niye bu suları yeri aldın? Girme. 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 Yine babaanne bekleyecek sen. Hadi köpeğe var ya. Sen de donuzunu bugün kullanman lazım değil mi? Yapayım 4 saat içinde. Aynen kullanman gerek olmaz. Sütün boşa, boşa gitmesin ya. Sonra şey yaparım, veririm. Tekrar emziririm. Bir de sağırım. Tırmanma yaptırdım ya. O yüzden anne çözdü onları. Cücüklerin pizzası hazır oldu hemen. Allah ya sen yemesin sana sağ yok. Bak benim oğlum nasıl güzel yiyecek. What did they have pizza? Levi, where are you from? Aria. What did they have pizza? Because you've got a plate, you're special, Aria. Now he doesn't have one. Okay. Daha yeni pizza yok ki içinde. He. Hadi söyle. Bu ikinci pizza. Yesene Eski abla. Have one of mine. It's my set. I'll have one var. Bu Mizgi'ninki mantarlı, zeytin. Tavuk koydurdun mu? Zeytin, mantar ve de üst şey. Anne bizimkine karışık yap. Hayır, o. Tamamıya. Onu. Aynen. Hepsinden koy. Aferin Arya. Hepimiz doyduk. Bu da böyle kaldı. Sıcak. Ya da üstüne koy. Ne bu? Yemi. No. Bak şunu bile kaldı. Babam kendini börek yaptı. Cana böyle gözleme tarzı istedi. Nasıl olmuş anne pizzaların? Güzel değil mi? Ben de beğendim. Süper. Buradaydı. Ta ki çocuk sen... Nana şey yapmadın ya. Nerede? Nerede? Börek yaptı, pizza yaptı. 2-3 çeşit farklı. Babaanne look. Babaanne look. Ne kadar tatlı. Mami look at mine. Çok güzel. Look at this. Bakın. Bu ne süt? Kendi bir şeyler yaptı işte. Biraz götüre ver. Götürürüm. Baksana aslında can yersem yerim yani ama. 3 tane yedim yeter yani. Şimek mi? Aynen üstüne ama incecik baksana. I don't want that.
Ve altı çok güzel bir şey. Evet, çok güzel. Mommy, cut mine. Çok güzel. Kendi başına pizza yerken. Herkes yedi. Sen sonuncu kaldın. Börek yaptım. Günaydın arkadaşlar. Videoyu yine sonlandırmamışım. Unutmuşum. Çünkü geldik direkt çocuklarla ilgilendim uyutmak için. Ama videoyu burada sonlandıracağım. Ve yarın görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum çokça. Videomu beğenmemi, diğer videoya bakmayı unutmayın. Ve yorumlarda görüşürüz. Sizi seviyorum. Bye bye.